Fuar gezimize katılımcı röportajlarımıza devam ediyoruz sayın seyirciler. Almanya'dayız. Türkiye'den gördüğümüz herkesi ekranımıza taşımaya çalışıyoruz. Şu anda da yanımızda Özka Lastik'ten firmanın fabrika müdürü Kemal Çiftçi ile birlikteyiz. Şimdi Kemal Bey, güzel bir fuardayız, önemli bir fuardayız. Evet. Dediğimiz gibi Türkiye'nin daha iyi noktaya gidişlerini, yurt dışındaki çalışmalarını yapan firmalara olabildiğince yer veriyoruz. Özka da bu anlamda hem yurt içi çalışmalarında hem yurt dışı çalışmalarında önemli projeleri imza atıyor ve şu an isim de vermeyelim ama birçok üründe lastiklerinizi de gördüm. Evet. Onları da parça parça seyircilerimiz yakalayacaklardır. Evet. Neler yapıyoruz? Öncelikle Türkiye'de, sonra yurt dışında ve kısaca bir fuarı değerlendirin. Şimdi Özka Lastik Fabrikası Kocaeli'de, Baş İskele Belediyesi'ne bağlı Kullar bölgesinde. 2004 yılında lastik üretimine başladı. Şu anda Türkiye'nin en büyük konvansiyonel lastik üreticilerinden biri konumunda. Tabii lastiğimiz bizim zaten misyonumuz da buydu. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada tanınan, bilinen bir marka olmaktı. Bu yolda hızlı ilerlediğimizi düşünüyorum. 2004 yılında üretime başladığımızı düşünürsek yeni tesislerimizde. Bugün işte 62 ülkeye ihracat edebilecek boyutta ve Türkiye'nin en büyük lastik üreticilerinden biri konumunda. Özka marka olarak artık sadece ülkemizde değil, dünyada da tanınan, bilinen bir marka. Bizim çok ciddi bir ürün gamımız var, ürün çeşidimiz var. Özellikle zirai gruplarda, Agriteknika'da olmamızın bir sebebi de bu. Tabii hem traktör, ön, arka, römork grubu, endüstriyel loderlerde, iş makinalarında ciddi oranda ebat çeşidimiz var. Zengin bir ebat çeşidimiz var. Dolayısıyla çok araca hitap edebiliyoruz bu konuda. Böyle olunca da tabii Özka hızlı bir şekilde hem ülkede hem dünyada tanınmış oldu. Şimdi aslında statünüz, firmadaki pozisyonunuz gereğinde de önemli bir gördüğüm pozisyon olduğu için sormak durumundayım. Hem biz tüketiciler olarak hem kullanıcılar olarak özellikle lastiklerden beklentimiz çok fazla var. Bir kere kalite istiyoruz, ekonomi istiyoruz, firma güvencesi istiyoruz. Dediğiniz gibi sadece zirai alanda bile düşünsek birçok farklı model var. Bu modellerde uygunluk istiyoruz. Özka bu kadar çok şey nasıl yapıyor, nasıl hepsine cevap verebiliyor? Şimdi lastik sektörü rekabet yoğun. Evet, rekabetin çok yoğun olduğu bir sektör. Özellikle son dönemlerde uzak doğudan gelen firmalar hem Avrupa'da hem dünyanın hemen hemen her tarafında karşı karşıya geliyoruz. Avrupa'daki büyük firmaların çoğu diyebilirim bu segmentten çekilmeye çalışıyor, çıkmaya çalışıyor. Daha çok binek otomobil grubunda, kamyon otobüs grubunda durmayı tercih ediyor veya o tarafa yatırım yapmayı belki tercih ediyor. Dolayısıyla bu grupta biraz daha Avrupa'dan çok, Avrupa'da mutlaka çok büyük firmalar var rekabet halinde olduğumuz. Daha çok uzak doğudan gelen firmalarla rekabet ediyoruz. Lastik seçimi bahsettiğiniz çok önemli. Özellikle araçlar son dönemlerde traktör için söylersek çok değişti. Hem beygir güçleri arttı hem hızları arttı. Dolayısıyla bu performansa cevap verebilecek lastikler üretmek durumundasınız. Hem hız, hem yük, hem asfalt, hem tarlada, hem değişik şartlarda çalışabilecek lastikler üretmek durumundasınız. Bu yüzden tabii kullanıcı tercih ederken lastiği nerede kullanacağına çok dikkat etmeli ve ona göre lastik tercihinde bulunmalı. Evet. Peki Özka bunlara cevap verebiliyor mu? Özellikle dediğiniz gibi birçok farklı alanda kullanılması talep edilen ürünler ve kumlu arazi, taşlı arazi, normal yol arazisi. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Çok ciddi, çok zengin bir ürün çeşidimiz var. Biz 7 inçten şu anda 48 inçe kadar lastik üretiyoruz. Yani çok küçük boyutsal olarak gösterebileceğim çok küçük el arabası lastiklerinden tutun. Çok büyük biçer döverlerde fuarda gördüğünüz o devasa lastiklere kadar üretiyoruz. Dolayısıyla çok ciddi, çok zengin bir ürün çeşidimiz var. Bu yüzden tabii Özka
pazarda oluyor. Giderek büyüyor, giderek tanınıyor. Yani 10 yıl gibi kısa bir sürede Avrupa'nın birçok ülkesinde şu anda kendi ürün segmentinde market lideri konumunda. Bu da tabii bize gurur veriyor. Bir de Özkan'ın özel bir yeri var bence. Tamamen yerli bir firma. Sermaye %100 yerli sermaye. Know-how'ı tamamen Türk mühendis ve çalışanlarının. Bu açıdan milli bir kuruluş. Ve diğer Türkiye'de bulunan özellikle lastik firmalarının birçoğu gerek lisansı dışarıdan alma. Çoğu da zaten yabancıların buradaki yatırımı. Ama ÖSKO o anlamda gerçekten milli bir kuruluş ve %100 yerli bir kuruluş. Bu da tabii her geçen sene büyüdükçe de tanındıkça da bize gurur veriyor. Peki son olarak bulmuşken merak ettiğim için de soracağım ama şimdi bu aslında kullanıcının aldıktan sonra fark etmeden bilemeyeceği konulardan birisi lastik seçimi, doğru lastik alınması, kaliteli lastik kullanılması. Çünkü başına gelmeden bize hepsi açıkçası dışarıdan baktığımız için aynı geliyor. Ama bunun arka zemininde o lastiğin üretilmesi, uygunluğu, deneme şartları birçok kriterler var. Doğrusunu biz hangi kriterlere göre belirlemeliyiz? Şimdi ÖSKA olarak ben şunu söyleyebilirim. Biz şu anda uluslararası standartlarla lastik üretiyoruz. Yani bizim sistemimiz, yönetim sisteminde ürün girdi kontrolden ürünün sevkiyatına kadar bütün prosesi kontrol altındadır. Biz bu ürettiğimiz ürünlerle ilgili dünyada yayınlanan bütün regülasyonlara uyuyoruz. Tabii üretici bu regülasyonların belki çoğunun farkında değil. Bunların tabii talep edilmesi lazım. Üründen istenmesi lazım bu belgelerin. Belirli standartlarda işte lastik dizaynı, tasarımı yapıyorsun. Ama öyle şeyler oluyor ki rekabetin çok yoğun olduğu bu durumlarda bazen çok farklı şeylerle karşılaşabiliyoruz. Yani standart dışına çıkıyor. Lastikte işte maliyetten tasarruf edebileyim, kilosunu biraz düşüreyim. Rekabet yüksek olduğu için üretici bunda dikkatli olması lazım. Peki çok teşekkür ederiz. İyi gezmeler diliyoruz. Sağ olun.